Arkadaşlar merhaba. Bugün size ilginç bir harita tanıtacağım. Bu Amerikan Truck Simulator için bir harita. Tucson şehri ile Las Vegas arasında bir yol getiriyor bize. Harita 1 bölü 1 ölçekli. Şu anda haritayı görüyorsunuz. Sadece bir yol var iki şehir arasında. Ve ne kadar uzun olduğuna dikkat edin. Yaklaşık 6 saat 47 dakikalık bir yol. 351 mil. Bu 6 saat 47 dakika derken bu oyundaki zaman değil, gerçek hayattaki zaman. Harita 1 bölü 1 ölçekli çünkü. Şimdi size onunla ilgili biraz bilgi vereyim. Bu haritada yük alabileceğiniz ya da yük boşaltabileceğiniz 3 tane yer var. Ama yol çok uzun. Arizona'nın çölünde bulunan bir yol. Yani bir uzun yol kamyonculuğunun ne demek olduğunu anlamak için bu haritada biraz kamyon kullanmanız gerekiyor. Biraz kamyon kullanmak derken tabi bu biraz abartılı oluyor. Dediğim gibi iki şehir arasında bir yük alacak olursanız ki zaten çok da fazla bir seçenek yok. Yolda bir tane daha yer var yük alabileceğiniz. Yaklaşık 6,5 saat gerçek hayatta bir zamanla araba kullanmanız gerekiyor. Ben bu tür haritaları seviyorum. Bunun nedeni ATS'de ve ETS2'deki yollarda şehirler birbirine çok yakın olduğu için böyle kamyonu uzun yolda sürüyormuşsunuz gibi bir his vermiyor o oyunlar. 1 bölü 1 haritalar oldukça iyi. Tabi bu harita oldukça boş. Sadece yol ve çöl var. Bu bakımdan yolda bir şey görmeyi umut etmeyin. Ufak tefek bir iki sürpriz var yolda. Ama bunlar da yük alabileceğiniz yerler değil. Dediğim gibi 3 tane nokta var yük alabileceğiniz. Bir Las Vegas, bir Tucson. Bir de az sonra yanından geçeceğiz. Bir fabrika var. Oradan yük alabilir ya da onlara yük boşaltabilirsiniz. O kadar. Haritada böyle çok keskin virajlar yok. Çok keskin virajlar yok derken bir iki nokta var. Sizi gafil avlayabilir. Yol nasıl düz diye giderken bir anda pusuya düşebilirsiniz. O yüzden yine de dikkatli olmanızda yarar var. Ama yollar genel olarak uçsuz bucaksız göz alabildiğine çöl içinde uzanan kıvrılan bir yol. Dediğim gibi ben bu haritaları sevdiğim için belki içinizde bu haritada da kamyon kullanmak isteyen biri olabilir. Ama buna mesela 4'te oturursanız akşam üzeri gece saat 10.30'da oyunun başından kalkabilirsiniz ancak hiç kesintisiz kamyon kullanacak olursanız. Videonun sonunda haritayı nasıl kurabileceğinizi de göstereceğim. Bu bağımsız bir harita. Yani diğer haritalarla bir araya gelmesi mümkün değil. O yüzden kurulumuyla ilgili videonun sonunda bilgi var nasıl kurabileceğinizle ilgili. Onu izlerseniz haritayı rahatça kurabilirsiniz. Oldukça küçük bir harita. Yeni bir profil açmanız gerekiyor. Dolayısıyla bilgisayarınızda bunun bulunmasının size herhangi bir zararı olmayacak. Zaman zaman araba kullanmak isterseniz bu haritaya girip kullanabilirsiniz. Mesela ben kendi profilimi oluşturdum. Bu harita güncelliğini kaybedene kadar artık durur bende. Gecede bir 2-3 saat kamyon kullanırım müzik dinlerken. Bu yolculuk iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar SCS yeni bir takım duyurular yaptı. Bir bu Noel için hazırladıkları bir video var. Yani yeni yıl için hazırladıkları bir video var. O videoda bazı duyurular yaptı. Bunların en önemlisi, gerçi benim için çok önemli değil ama bunu çok önemli bulacak arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Multiplayer resmi olarak ETS2'ye geliyor 2021 içinde. Yani artık oyunu çok kullanıcı olarak oynayabilirsiniz. Ama bunun detaylarıyla ilgili henüz bilgi yok. Yani bu ayrı bir server mi olacak? Yoksa 2-3 arkadaş bir kişinin herhangi birinin kendi bilgisayarında açtığı bir server'a mı bağlanacak? Onunla ilgili henüz net bilgi yok. Ama multiplayer gelecek.
Aynı anda kaç kişi oyun oynayabilir bilmiyorum ama bu multiplayer'da aynı zamanda yapay zeka trafik araçları da var. Yani AI araçları da var. Şu anda ETS2 ve ATS oynayabildiğiniz bir multiplayer server var zaten. Ama bunda yapay zeka trafik olmadığı için yollar özellikle gece saatlerinde bomboş oluyor. Hiç kimse olmuyor. O yüzden keyifli de olmuyor. Yapay zeka olacak ama bu yapay zekanın getireceği bir karmaşa da olur muhtemelen. Eğer kontrolsüz olursa serverlar artık kazadan geçilmez herhalde. Ona nasıl bir çözüm getirecekler ya da düşündüler mi bir çözüm onu bilemiyorum. O da ilerleyen günlerde yani yılbaşından sonra açıklığa kavuşacaktır. Bunun dışında Wyoming DLC'si geliyor ATS'ye. Texas DLC'si de geliyor. Bunlar 2021 yılı için. Ben Montana'nın da 2021 içinde duyurulacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bir sürpriz olarak SCS Montana'yı da 2021 yılında getirebilir diye umut ediyorum. Eğer olursa ATS'de 3 tane DLC olacak. ETS2'de biliyorsunuz İber Yarımadası için hazırlanan DLC 2021'e kaldı. Bunun yanında Rusya tarafında bir bölge var. O bölgenin DLC'si gelecek. Muhtemelen Balkan bölgesiyle ilgili de bir DLC olur diye düşünüyorum. Yine 2021 yılı için. Çünkü bu yeni ışık sistemi geldikten sonra herhalde yeni bir takım şeyler de getirip kadronun maaşlarını ödemek için fazladan 1-2 DLC'yi 2021'e sıkıştırırlar diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi olur. O zaman haritalar oldukça büyük hale gelecek. Harita modlarına çok fazla ihtiyaç kalmayacak. Zaten geçen sefer videoda da söylemiştim. Harita modlarının güncellenmesi bu 1.40 sürümünden sonra oldukça zaman alır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bunun dışında bu oyuna yeni başlayacaklar için bir tane de okul eklenmiş. Yani kamyon kullanmayı orada öğrenebilecek yeni başlayanlar. Kamyon kullanmayı öğrenebilecekler. Nasıl park edebileceklerini öğrenecekler. Bu duyurular arasında bu da vardı. Yani 2021 ETS2 ve ATS için dolu dolu bir yıl olacak gibi görünüyor. Herhalde bütün bunların yanı sıra hem ATS'ye hem de ETS2'ye 1-2 tane yeni kamyon gelir. Çünkü ATS'ye geçen yıl 3 tane kamyon geldi. Yine 2021 yılı için bu Western Star'ın yataklık kabini de geliyor. Eksik kalan ETS. ETS'de de inşallah hem eski kamyonları güncellerler hem de yeni 2 tane kamyon gelir. Çünkü eski kamyonlar çok kötü. Özellikle Iveco'nun kamyonları, Renault'un kamyonları, eski MAN mesela, eski DAF. Volvo'ları zaten saymıyorum bile. Volvo'ları çok seviyor olmama rağmen oyunda son derece kötü durumdalar. Hem bunlar yeni ışık sistemine geçeceği için oyun, hem bunların kaplamaları düzeltilmiş olur. Biraz eline yüzüne bakılır hale gelir inşallah. Umut ediyorum. Hem de yeni 2-3 tane daha kamyon gelirse o zaman seçenekler oldukça artacak kamyon kullanmak açısından. Ben yine Volvo kullanacağım ama değişik kamyonları isteyen arkadaşlar herhalde mutlu olurlar yeni kamyon gelince. Evet arkadaşlar, haritamız bu. SCS'nin duyurularından da kısaca bahsettim. Zaten birçoğunun SCS'nin haberlerini takip eden Steam'den özellikle SCS haberlerini okuyan arkadaşlar zaten söylediklerimi hemen hemen biliyorlardır. Forumda da epeyce bahsi geçti bunların. Dolayısıyla çok da fazla söylenecek bir şey yok. 2021 yılını yani yılbaşından sonrasını bekleyeceğiz yeni haberler almak için. Arkadaşlar şimdi burada bu videoyu kesiyorum.
Videonun bundan sonraki kısmında kurulumla ilgili bilgiler yer alacak. Onları da incelerseniz haritayı rahatça kurabilirsiniz. Arkadaşlar, haritanın kurulumu oldukça basit. Önce profilleri yönet bölümüne geliyoruz. Şu daha önce benim hazırladığım profildi. Onu silelim. Yeniden bir profil oluşturalım. Yeni profil. Buraya yine Arizona diyelim. Seçimlerimizi yaptık. Doldurulması gereken alanları doldurduk. Şimdi haritamızı ekleyeceğiz. Şu Desert Truck denen harita. Bunu ekliyoruz. Değişiklikleri onayla diyoruz. Şimdi şurada oyun alanı bölümünde standart olarak Kaliforniya geliyor. Biz buradan Desert MDB'yi seçiyoruz. Oluştur diyoruz. İlk yükümüzü aldık. Bunu teslim etmemiz gereken yer 11 mil uzaklıkta. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuk demek bu. 15 dakika derken bu oyun içindeki 15 dakika değil, gerçek zamanlı 15 dakika. Çünkü harita dediğim gibi 1/1 ölçekli, yani gerçek ölçülerde, gerçek dünya ölçülerinde. Bu nedenle 15 dakika sürecek yolculuk. İki şehir arasındaki yolda 6,5-7 saate yakın sürüyor sizin sürüş şeklinize bağlı olarak. Haritamız kurulmuş oldu. Map bölümüne girelim. Haritamıza tekrar bir bakalım. Mesafe o kadar büyük ki harita küçülmüyor bile daha fazla. Evet. 3 tane yer var. Upuzun çölde bir yol. Ufak tefek sürprizler var yolda. Ama genel olarak kendinizi çok yalnız hissedeceğiniz, müzik dinleyerek kamyon kullanırsanız zevk alacağınız bir harita olduğunu söyleyeyim. Diskinizde fazla yer kaplamayacağı için yeni bir profil oluşturup bu profilde zaman zaman kamyon kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle uzun yol yapmak istediğiniz zaman ideal. En azından birkaç teslimat yapabilirsiniz burada. Evet arkadaşlar, her şey bu kadar. Kurulum da bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.